Evet arkadaşlar, 41 soruda LGS'nin ikinci kısmıyla, ikinci denemeyle birlikteyiz. Bakalım bakalım 11. soruda neler varmış. Bakalım hocam. Imagine that one of your classmates invites you to a classical music concert. Imagine, düşün ki ya da hayal et ki ya da farz et ki artık ne dersin. Evet. Hayal et ki sınıf arkadaşlarından biri seni klasik müzik konserine davet ediyor. However, Fakat. fakat you are not interested in that kind of music. Ama bu tarz Bu müzikle senin müzikle ilgin ilgilenmiyorsun. yok, ilgili değilsin. What do you say to refuse? Refuse ne? Reddetmek. Reddetmek. What do you say to refuse her offer gently? Yani kibarca. Offer de öneri demek. Önerisini kibarca reddetmek için ne dersin? A der misin? How do you listen to that terrible music? Bu nasıl berbat bir müzik How dinliyorsun? do you listen? Nasıl dinliyorsun Nasıl bu dinliyorsun berbat bir berbat müziği? müziği? Demem. Apologies for not accepting your invitation, but I'm not into classical music. Ya özür dilerim fakat Ne için özür diliyor? Not accepting. Davetini kabul edemediğim, geri çevirdiğim için Kabul özür etmediğimiz dilerim. bir Evet. özür Fakat ya ben bu müzik tarzı ilgilenmiyorum. Ben klasik müziğe ilgi Dinlemiyorum. duymuyorum. Güzel. I am into ilgi duymak, I am not into ilgi duymamak tabii ki. I can't think myself while listening to classical music. Yani kendim klasik müzik dinlerken hayal edemiyorum. It is foolish. Saçmalık bu diyor. Çok kibar. Do you really invite me to a classical music concert? Classical concert? Beni gerçekten bir klasik konsere mi davet ediyorsun diyor. It was my dream to be there. Yani Orada olmak benim hayali. hayalimdi diyor. Yani reddetmesi lazım dolayısıyla. Bu da olmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız B. Apologies. Özür demek. Read the text above. Yukarıdaki metni okuyun. Which of the sentences below show their feeling after playing and singing for long hours? Cümlelerden hangisi onların uzun saatlerce şarkı söyleyip müzik çaldıktan sonraki ruh hallerini yani hislerini anlatan cümle hangisidir diyor. Şimdi bakalım bakalım. I and my sister Sandy are interested in music. When we return from school in the afternoon, we have dinner and they then play our favorite Instrument. instrument. I love playing the Gitar. guitar and she likes playing the violin. Güzel. We spend hours together playing instruments and singing in our backyard. Then we feel relaxed and Amused. Amused. At the weekend, sometimes different music bands come to our city. We never miss them because each band gives us impression. Inspiration. Inspiration. Güzel. Inspiration ne demek? İlham. Ben ve kız kardeşim seninle müziğe ilgi duyuyoruz. Biz okuldan eve gelince öğleden sonra we have lunch. Niye yemeğimizi yiyoruz? We have lunch. Öğle yemeğimizi yeriz ve daha sonrasında favori en sevdiğim müzik aletlerini çalarız diyor. Ben gitar çalmayı ve severim. O da keman çalmayı. Biz müzik enstrümanı çalarak ve şarkı söyleyerek arka bahçemizde saatler Saatler harcadığını gidiyoruz. düşün. Sonrasında we feel relaxed and amused. Kendimizi Rahatlamış. rahatlamış, dinlenmiş ve amused, eğlenmiş hissederiz demiş. Hafta sonları ise bazen diyor farklı müzik grupları bizim şehrimize gelir. Biz hiçbir zaman onları kaçırmayız çünkü her bir müzik grubu band yani bando gibi Evet, düşünün bize değil mi? ilham veriyor. Bize ilham verir diyor. Şimdi onların duygularını gösteren cümle hangisi onu bulmaya çalışacağız. Evet. Yani zaten burada vermiş. We feel relaxed demiş Güzel. yani. Aynı cümleyi aşağıda yazdığımız için zaten direkt Ah, olarak onu evet. söyleyebiliriz. Evet. Geçtik buraya. Basit bir soru gibi görünse de şu cümleyi anlamamız lazım. Marilyn enjoys eating spicy Baharatlı yiyecekler yemekten zevk alıyor, Her hoşlanıyor. favorite is Mexican cuisine. Hadi bakalım ne Onun bu en şimdi? sevdiği favorisi Mex Meksika mutfağı. Buradaki cuisine mutfak. Ama kitchen değil yani Yok yok ona. şeyi anlamadım. Yani nasıl bir yiyecek mesela? Ha, güzel. Şimdi baharatlı ve Meksika yemeği olan hangisi? Taco mu bu? Ha, Öyle bir şey değil mi? taco ha. Bu olabilir mi? Evet o. Direkt o. Direkt kafadan bulabilirsin. Güzel. Baharat zaten bakarsan burada Evet. kimyon var, pul biber var ya da bir şurada turşu biber falan filan var. Şu brokoli çorbası olsa da içsek hocam ya. Sana çıktın galiba. Acıktım. Tamam. Oldu. Geçtim. Burada arkadaşlar communication yani iletişim ünitesinden bir tane konuşma var aramızda. Sekreter ben Me olayım o zaman. sekreter Martin Parker benim. Okay. Tamam. Sekreter de sen ol. May I speak to Mr. Terry please? Hold on a second please. Alright. I'm sorry but he is meeting now. Would you like to leave a message for him? Dikten sonra Martin bir şey söylemiş. Of course but. I'm sorry, this is Martin Parker diyerek kendi adını söylemiş. Ok Mr. Park. Okay. Okay Mr. Parker. I have taken my note. No thanks, have a nice day. Have a nice day too. Şimdi buraya
Ne konuşma gerçek? Şöyle. Read the conversation above. Yukarıdaki konuşmayı okudunuz, okuduk. Which is which of the following is not one of the missing sentences? Hangisi eksik cümlelerden bir tanesi değildir diyor. Yani gelmeyeni bulacağız. Is there anything else that I can help you with? Yardım edebileceğim başka bir şey var mı? Soru sence burada var mı? No thanks, have a nice day. Yani şuraya aha, var. Evet. O zaman buraya A gelir. A'yı kullanmış olduk. Please can you tell him that I have cold? Onlar adımı söyler misin? Aradığımı söyler misin diyor. Of course, tabii ki. But. Burası o zaman. Hayır ya. Var, şuraya B konuşmasını getiriyoruz. Yok yok, şuraya B'ye getiriyoruz. Değil mi yani, çünkü o saçma. Tamam. Şuraya getiriyoruz. Tabii ki söylerim. Tabii ki ama bir şey sormuş. Aa pardon, adını söylemiş. Martin Parker diye kendi adını söylemiş. Dolayısıyla burada... Could you hold the line please? Ay hayır ya, ne alaka? Lütfen kalır mısınız? Herhalde şöyle söylerdi çünkü toplantıda... Yani o zaman may I ask who is calling? Yani, kim arıyor diyeyim. Kimin aradığını söyleyebilirim. Evet, kimin aradığını sorabilir miyim diyor. Bu da var. Burada C geliyor. Ama burada eksik olan bir şey var ki... Could you hold the line please? Lütfen hatta kalır mısınız? Eğer onu kuracak olsaydı onu... Şurada kurardı. Hold on a second please. Evet. Zaten hold on a second, bir saniye bekleyin lütfen demek arkadaşlar. Hold on a second demezdi. Could you please hold the line derdi. Dolayısıyla burada boşlukta D cevabı yok. Şimdi biz iki sayfada, çünkü hani büyük büyük görün diye arkadaşlar yapıyoruz. Ama normalde siz sınavda şu şekilde arka arkaya göreceksiniz. Yani alt alta göreceksiniz. O şekilde soruları yorumlamak daha kolay olacaktır. Dedim ve uzun bir metin var. Bir tansiyonum düşer gibi oldu. Tamam, ben okurum. Tamam, sakin. The number of people that prefer online shopping is increasing day by day. Online alışveriş yapmayı tercih eden insanların sayısı günden güne artıyor. Concordantly, buna paralel olarak anlamına gelen bir bağlaç. The number of online shopping websites is increasing too. Alışveriş sitelerinin sayısı da artıyor. Yani talep varsa o tarafa yönlenen insanlar da artıyor. Evet. However, ancak the main point, asıl mesele şu ki, are they all really secure? Onların hepsi sizce güvenli mi? Değil. Of course not. Tabii ki de değil. People must be careful while doing online shopping. İnsanlar online alışveriş yaparken dikkatli olmalılar. If they don't want to be cheated. Eğer aldatılmak, yani kandırılmak istemiyorlarsa. Nowadays, günümüzde, we see many advertisements while exploring the net. İnternette gezinirken bir sürü reklam görüyoruz değil mi? Sayfanın sağında, solunda falan, evet, filan bir sürü reklam görüyoruz. Prices on the advertisements are so low that. Buradaki o reklamlardaki fiyatlar o kadar düşük ki. People can immediately click on them and go to the related web page. Yani direkt tıklayıp gidiyorlar. İnsanlar hemen o sayfalara tıklıyorlar ve direkt ilgili web sitesine gidiyor. There is something we ignore. Bizim göz ardı ettiğimiz bir şey var. That each product has a value. Her bir ürünün bir bedeli vardır, bir değeri, bir parası vardır. And cannot be sold much cheaper than it worth. Yani bu bedelinden çok çok aşağı fiyata satılamaz. Atıyorum bir araba 100 bin liralıksa sen onu 20'ye satıyorsan vardır bir şey değil mi onda? Yani. If they are sold, eğer satılırlarsa, there is always something wrong with them. Onlarda mutlaka bir hata vardır. Mutlaka bir problem vardır. Defo mesela gibi. At present, günümüzde so many people that have bought something from that kind of websites complain, şikayet etmek. That they have been cheated. Günümüzde bu tarz sitelerden bir şeyler aldıklarını söyleyen insanların çoğu aldatıldıkları konusunda şikayette bulunuyorlar. The package they receive from cargo agency, kargo şirketinden aldıkları paket, don't include the goods they actually bought online. İnternetten aldıkları ürünü içermiyor. Yani paketin içinden hortum çıkıyor falan, duymuşsunuz. Yaşadım ben, biliyorum. Öyle mi? Evet hocam. Güzel. Almayın işte bakın. Yani bunu sizin için özellikle yazdım. Amin. Güzel. Yani kargodan gelen kutunun içerisinde aslında senin internetten aldığın ürün çıkmıyor. Farklı bir şey çıkıyor. Instead, bunun yerine they receive something different. Ya farklı bir şey alıyorlar. Cheaper veya daha ucuz bir şeyler. Or less qualified veya daha az kalitede. Atıyorum ünlü bir markanın spor ayakkabısı da söylüyor. Bir bakıyorsunuz aslında o çakma yapılmış. Yani kaba tabirle. Evet, replikası. Fake. Replikası genelde yapılmış. Fake yapılmış arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ya buna ben bu kadar para verdim. 400 lira yani, olan ayakkabı yani. 50 lira yazarsa 59 lira muhtemelen bir şeyler vardı diyorsunuz. That's why. Bu yüzdendir ki people should prefer secure online shopping websites. İnsanlar güvenli olan alışveriş sitelerini tercih, evet, etmeli. İki kere and think twice before they enter their credit card information. Kredi kartı bilgilerine girmeden önce iki kere düşünmüyorlar. Bu aynı zamanda kredi kartının bilgilerine girdikten sonra farklı farklı insanların, kötü insanların eline geçip sizin kredi kartınızdan mesela aylık 10 lira düşüyor. Şimdi düşünün ki siz 2000 lira kredi kartı öden bir insansınız aylık olarak. 2000 değil de 2050 gelirse bunu çok aramazsınız değil mi? Yani zaten o civar bir şey alışveriş
alışveriş yapmışım mı dersiniz. Bunu bu dolandırıcı insanlar bunu 10.000 kişi üzerinde yapınca ve her birine 50 lira takınca kaba tabirle dolayısıyla yani dünyanın parasını 50.000 lira aylık belki 50.000 belki daha fazla 500.000 gibi büyük bir rakam kazanıyorlar ama bu insanlar tabii kim işte umursamıyor yani. Şeyleri incelemezlerse eğer, ay sonunda gelen dokümanları incelemezlerse nereye gitmiş? Bir kere benim başıma gelmişti, kredi kartını kapatmıştım ben. Yani ama internet üzerinden alışveriş değil. Bir şekilde bir yanlış insanların eline bir gül açmış. Baktım her ay 10 lira 10 lira 10 lira çekiliyor. Ben atıyorum aylık 500 lira değil de 510 lira diyorum. Bunu çok fazla umursamıyorum çünkü zaten o civar bir şey geliyor. Bir baktım sonra fark ettim isimsiz bir yere bankaya aradım hemen iptal ettirdim. Yani yapmamız gerekiyor. Yani her önünüze gelen siteye aa ucuzmuş yapıştır internet kredi kartının numarasını bilgilerini falan olmaması gerekiyor. Ya da sanal kartlar var. Gibi gibi. Yani kişiler kendilerine göre bir şekilde önlem almaları gerekiyor. Evet. What must an online buyer do not to be cheated while online shopping? Yani online alışveriş yaparken aldatılmamak için alıcılar yani online alışveriş yapan kişiler ne yapmalı? Dikkatli olacaklar. Ne yapacaklar? O zaman? He must prefer secure online shopping websites. Güzel. Onlar secure online shopping websites. Yani güvenli olan alışveriş sitelerini tercih etmeliler. He must complain about the cheaters. Bu aldatanlarla ilgili şikayette bulunmalı. Boş ek yani. Hiç yani boş. Yani şikayet etsen oraya. Aa beni kandırıldı falan filan. Zaten adamların işi o. He must return the package via cargo agencies. Kargo firması ile tekrar bu paketi geri göndermeli diyor. Yine bir işe yaramaz. Almıyorlar ki zaten. Yani. Yani önce imza attırıyorlar. Ondan sonra paket teslim ediyorlar değil mi size? Yoksa o sözleşmeleri okumuyorsunuz. Önce içine bir bakıp ben buna bakayım yoksa imza atmam almıyorum falan diyemiyorsunuz. Yok. Alıyorsunuz ondan sonra önce imza attırıyorlar size. He must click on every adverts they see online. Gördüğün yani onlar şey gördükleri he sees online diyelim. Yani gördükleri her bir şeye kliklemek arkadaşlar, ona tıklamak falan filan yapmayın. Sakın böyle başınız belaya girmesin. Which is wrong according to the text? Metne göre hangisi yanlıştır? More and more people are doing online shopping. Tabii. Giderek daha fazla insan yapıyor. Online alışveriş yapıyor. Bu doğru arkadaşlar. The number of the cheated people that need online shopping is really high. Gerçekten hani şikayetleri yüksek yani. Yani cheated people, aldatılan insanların sayısı yani online alışveriş yapıp da aldatılan insanların sayısı yüksek diyor. Evet yüksek. Most people mostly click on the advert if they see a product at a cheaper price. Düşük bir fiyatta gördükleri zaman insanların çoğu resme yani adrese tıklıyorlar. Advert daha doğrusu reklam. Reklama tıklıyorlar diyor arkadaşlar. Evet maalesef yapıyoruz bunu. We shouldn't do online shopping from any website because they are all insecure. Onların hepsi güvensiz diyor. Hayır yani böyle bir hepsi şey yok. Güvensiz değil. Hepsi güvensiz değil arkadaşlar. Burada tabii ki online internet üzerinden bir şeyler alıyoruz. Hatta yurt dışına belki bir şeyler getirtiyoruz arkadaşlar ama güvenli olanlarını tercih etmemiz lazım diyorum ve burada insanlar reklama uygun fiyatta gördükleri zaman tıklıyorlar cevabını. Evet. Doğru buluyor. Hangisi yanlıştır demiş? Ya Denizli o zaman. Doğru zaten pardon Denizli. Niye cevap yaptık ki biz? Anlamadım. Doğru ben anlamadım ben de. Bir koptuk gibi bir burada şey bir oldu. Burada koptuk evet. İnsanlar gördükleri zaman tıklıyorlar evet. Burada hiçbir internet sitesinden almamalar çünkü hepsi güvensiz diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten ona yok dedik ama niye biz C işaretledik? Heyecanlandık galiba. Tamam bu hayatın heyecanı meyecanı var ben yaptım bunu. Yok. Tamam de. Tamam. Ralph isminde bir arkadaşımız konuşuyor. Diyor ki Hi, I am Ralph. I am an adrenaline junkie. Adrenaline seeker veya adrenaline junkie gördüğünüz zaman arkadaşlar bilin ki bu bir adrenalin tutkunu veya bağımlısı. Evet. Merhaba ben Ralph. Ben bir adrenalin bağımlısıyım. I mean şunu söylemek istiyorum. I am an adrenaline lover. Adrenalin aşığıyım diyor. Life is an adventure or nothing for me. Hayat benim için macera ya da hiçbir şey. Hiçbir şey demiş. Yani ya macera vardır ya da ya da yok, yoktur demiş. All extreme sports interest me. Hı-hı. Tüm ekstrem sporlar beni ilgimi İlgi çeker. Evet. But I prefer doing air extreme sports. Hava yani mesela paraşüt atlamak gibi. Gibi havada yapılan ekstremleri tercih ederim. Because in my opinion they are more interesting and challenging than the others. Ya diğerlerinden daha. Daha ilgi çekici ve daha iddialı sporlardır demiş. Imagine that you are Ralph. Düşün ki sen Ralph'sin. Yani. Which of the following extreme sports would you rather do? Would rather tercih etmek. Evet. Aşağıdaki sporlardan hangisini tercih ederdin? Jumping out of plane. Çünkü jumping out of plane. Air extreme sports. Güzel. Jumping out of plane ne? Yani paraşütle şeyle atlıyorsun uçaktan. Uçaktan atlamak. Güzel. Peki skiing down a mountain ne? Dağ yürüyüşü yapıyorsun. Skiing hayır ya kayıyorsun. Kardan, karda dağdan aşağı kaymak. Climbing a volcano. Volkana tırmanmak. Go kayaking ne?
Ne? Kayaking mi? Ay onu bilmiyorum hocam. Kayaking, surf gibi. Böyle küçük bir hani botun içerisine giriyorlar. Hırçın sularda böyle kürekle yarış yapıyorlar. Kano gibi. Kano'nun tek kişiyle yapılan ve içine girdikleri. Yani kanoya çok benziyor. Ama kano değil. İçine giriyorsun. İşte elinde kürekle suyun içinde bazı hareket yapmam lazım falan filan. Ona kayaking deniyor. Kişi havada yapılan sporları tercih ettiğinden dolayı jumping out of plane onun tercihi olacaktır. Read the conversation between Kate and Pam. Find the missing question demiş arkadaşlar. Eksik olan, buradan eksik olan soruyu bulmaya çalışacağız. Kate, sen ol. Pam, işte kız ama. Tamam, Kate sen ol hadi. Tamam. I heard that you have just come back from the... From a vacation. Vacation. Where did you go? Yes, that's true. I returned in the morning. I was in Phuket Island, Thailand. How was the weather? It was perfect. It was suitable for a great vacation. Tamam, blah blah. I went to James Bond Island. I joined an elephant trekking tour and then went rafting. I also took selfie with a big tiger. Ooh. Finally, I watched Phuket Fantasy Show. It was thrilling. That sounds fascinating. I would like to go there one day. One day. Şimdi sen mi söylemiştin bunu? Evet. Duydum ki tatilden yeni gelmişsin. Evet. Nereye gittin diye soruyorum. Bu doğru. Ben sabahleyin döndüm. Phuket Adası'ndaydım Tayland'da. Hava nasıldı? Mükemmeldi. Şahane bir tatil için kusursuzdu. Hadi bakalım ne dedim? Ne dedin? Sonrasında ben diyorum ki ben James Bond Adası'na gittim. Sonrasında fille trekking yani fille doğa gezisine katıldım. Diyeceğim ki sen oralarda ne yaptın? Demeyecek. Muhtemelen onu diyeceksin. Evet. Fille doğa gezisine katılmış ve sonrasında rafting'e gitmiş. Ayrıca diyor büyük bir kaplanla selfie çekildim. Sonrasında demiş Phuket Fantasy Show'unu izledim. Bu nefes kesiciydi diyor. Dolayısıyla orada yaptıklarından bahsediyor. O zaman which activities did you do there? Which activities did you do there? Güzel. Did you enjoy your trip? Yani hoşlandın mı? Bu yani, geziden hoşuna gitti mi deseydi. Yes, I had a great time falan diyebilirdim ama yok. Have you bought any souvenirs? Hiçin, o şey ne demek? Hediye. Hiç hediye aldın mı? Ya atıyorum James, işte burada Phuket Adası'nda hatırlatan küçük heykelcikler falan vardı. Onlardan aldın mı? Şey gibi, magnet gibi mesela. Tabii oraya gidip oradan aldın mı? Bunu söylemiş olamam, şunu da söylemiş olamam. How long did you stay there? Orada ne kadar kaldın? Ne kadar uzun süre kaldın? Atıyorum bir hafta, 10 gün falan filan deseydim arkadaşlar. Olabilir ama oradan hangi etkinlikleri yaptığı dediği için doğru cevap A. Diyorum ve hemen geçiyorum. Miss Hardy ve Nikki var. Mrs. Ya. Hardy annesi, Nikki, ben de küçük kızım böyle. Honey. Evet. Honey, can you please turn off your computer and come over to help me? Anlat gidelim be. Tatlım. Evet. Heyecan. Evet. Bilgisayarını kapatıp yanıma, yani bana yardım için gelebilir misin? 5 minutes more, mommy. 5 dakika daha anne. But you have already said that for 3 times before. Come here right now. You are getting on my nerves. Yani diyor ki daha 3 dakika önce de aynı şey. Hayır, 3 times before. Bunu 3 defa söyledi bunu zaten. 3 defa söyledi zaten. 3x5, 15 dakikada zaten uzatıyor sürekli. Hemen buraya gel. Hemen buraya gel. You are getting on my nerves. Benim sinirlerimi hoplatma. Sinirimi hoplatıyorsun diyor. Tamam, sinirimi bozuyorsun diyor. Okay, I'm coming. Well, how can I help you, Mrs. Hardy? Size evet. Nasıl yardımcı olabilirim Bayan Hardy? Hani annesine trip atan kızlar öyle. Size nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi falan diye söylüyor. Evet. Do you mind setting the table, Miss Hardy? Yani diyor ki masayı hazırlayabilir misiniz? Bayan Hardy. Yani orada kızına diyor. Yani evlenmemiş kız olunca bayan oluyor. Evet. Sure, no problem. Anything else? Tabii ki başka bir şey ne? Başka ne var? Evet. Siz de. Bir şey sormuşsunuz. Sonrasında demişim ki ben. I'm sorry but I can't. Üzgünüm yapamam. You know, last time I cut my finger while making it. Geçen sefer onu yaparken parmağımı kestim. I say, but you can be more careful this time. Honey, you have to learn cooking and other chores, as you will be an adult one day and do all this chores by yourself. By yourself. Hmm. Yani diyor ki, bebeğim bunu yaparken, bebeğim mi? Atöbesi. Tamam, evet. Biliyorum fakat bunu yaparken bu sefer dikkatli olmalısın. Daha dikkatli olmalısın. Evet. Tatlım, sen yemek yapmayı ve diğer ev işlerini öğrenmelisin. Zorundasın. Öğrenmek zorundasın. Yani yetişkin olacaksın bir gün. Evet, burada bir kaos anlamında. Çünkü aynen. Sen bir yetişkin olacaksın ve bir gün bu işlerin hepsini... Kendin yapacaksın. Kendin başına yapacaksın. You are right, but it's too early now. I'm only 10. Biliyorsun ama ben çok erken, sadece ben 10 yaşındayım diyor. That's true, but people gain some habits at an early age. Let me show you how to slice the tomatoes. Hmm. Evet, bu doğru fakat insanlar... Gain, kazanmak. Neyi kazanırlar? Bunları erken yaşta kazan, habits, sorumlulukları. Alışkanlıkları evet. Erken yaşta kazanırlar. Sana... Hadi bana domatesi nasıl dilimleyeceğini göster. Tam tersi. Let me show you.
Ha şimdi hadi sana domatesi nasıl dilimleyeceğini göstereyim. Güzel, parmağını kesmiş ve domates dilimlemeden bahsediyor. Sence hangi iş? İşte diyecek ki... Can you prepare the salad? Can you prepare the salad? Hazırlayabilir misin? Salatayı hazırlar mısın lütfen diyor. Do you mind bunu yapmaktan gocunur musun? Gocunmaz mısın? Yani bunu yapmak senin için problem olmaz inşallah. Yani böyle bir teklif rica. Do you mind washing the dishes? Yani bulaşıkları yıkamak, yıkar mısın lütfen? Ama aslında evet. Yıkamaktan gocunmaz mısın? Gibi bir şey oluyor. Do you think you could take the garbage out? Çöpleri lütfen dışarı çıkartır mısın diyor. Take the garbage out. O değil. Please do the laundry. Lütfen çamaşırları yıka diyor. Yok. Hayır. Burada zaten 5 dakika daha ne diyecek kişi 10 yaşında muhtemelendir. Yani. Salata yapar mısın derken hadi sana salata domatesi nasıl doğradığını göstereyim. Geçen sefer parmağına kesmiş falan filan. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki cevabımız C seçeneği evet. diyoruz ve geçiyoruz. Şunu ben kağıtları kaldırmakla bayağı zorlanıyorum ben fark ettin mi? Yaşlılık işte. Evet. Read the text about a natural disaster. Bir doğal afetle ilgili metni okuyun. Şu bir doğal afet metni. Which of the following questions cannot be replied according to the text? Cannot be replied, cevaplanamaz. Metne göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz? Yani aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıda yoktur? Hadi bakalım. Hocam aslında şey mi yapsak? Yokence okuyalım değil mi? Yesterday there was a heavy snowstorm in the mountains. Dün dağlarda ağır bir yani yoğun bir kar fırtınası vardı. Over centimeter of snow fell on the mountain peak. Dağın zirvesine 30 santimetreden fazla kar yağdı. And caused an avalanche. Ve bir çığa sebep oldu. Kaos. Sebep olmak. Avalanche de çığ demek ve çığa sebep oldu. Big pieces of snow fell down the mountain and hit some snowboarders and skiers. Büyük kar parçaları dağdan aşağı düştü ve oradaki snowboard yapan yani kaykaycıları işte yani iki ayağında böyle skiing var ya hani evet, evet. iki ayağına farklı var iki tane şey giymiş kayakçıları vurdu diyor yani onları onları etkiledi. People suddenly called emergency services. Ambulans aramışlar. İnsanlar hemen diyor acil servisleri aradı. Yani işte bizdeki 112'yi falan aramış. Uh-huh. And asked for help to rescue these victims underneath the snow. Rescue, kurtarmak. Karın altında kalan kurbanları yani bu şeyi felaketten zarar evet. gören kişileri, kurbanları kurtarmak için onlardan yardım istemişler. Some volunteers. Volunteers, gönüllü. Gönüllüler de diyor aynı zamanda search and rescue operations. Arama kurtarma operasyonuna yani katıldılar. Çalışmalarına katıldılar. Luckily, şans eseri, nobody died. Kimse ölmemiş. But two skiers... Skiers were badly injured. Ciddi derecede yaralandı. Ama iki tane kayakçı kötü şekilde yaralandı. Yaralandı diyor. Şimdi hangi sorunun cevabı yok? Bakalım şimdi. What caused avalanche? Var hocam. Çığa ne sebep oldu? Ne sebep oldu? İşte yesterday there was heavy snow. 30 santimetrelik karın yağması, evet. kar fırtınası sebep oldu. Bunun cevabı var. How often does an avalanche hit that area? Ne sıklıkla bu bölgeye bir kar fırtınası, daha doğrusu bir çığ vurur? Öyle bir şey yazmıyor ki. Yok. Şunu alalım şöyle bir. What did people do to rescue the skiers underneath the snow? Kurtarmak için ne yaptıklarını? İnsanlar hani şeyin altında kayakçıları kalan. Kurtarmak için, karın altında kalanları kurtarmak için ne yaptı? Arama kurtarma şeyini aradılar. Acil servisleri aradılar. Evet. Were there any volunteers taking part in the search and rescue operations? Yani arama kurtarmaya katılan gönüllüler evet, var mıydı? Vardı tabii. Some... Vardı. Ama burada arkadaşlar ne sıklıkla buraya bir kar fırtınası vurur gibi bir sorunun cevabını metinde bulamıyoruz.